Merhaba, Seyhan Tabanoğlu ben. İzmir Seferihisar Düzce köyüne geldik. Mixleyeceğiz çünkü köyler biraz küçük burada. Her yeri göstermeye çalışacağız ama bol bol doğayı ve yeşillikleri çekeceğiz. Bu köylerde mandalina çok fazla. Geçimini köylüler burada mandalina ile sağlıyor ama mandalinanın çoğu artık dalında kaldı bu doludan dolayı. Satılmıyor mandalinalar. İnşallah bir dahaki sene böyle şeyler yaşamazlar. Hadi bakalım köyün içine girelim. Evet, Düzce köyünün meydanındayız. Muhtarlık burada. Cami. İçeride harika bir eski bir yapı var. Onu göstereceğiz size. Hadi gelin içeri girelim. Kuş sesleri, horoz sesleri var köy meydanında. İçine huzur veriyor insanın bu sesler. Burası da caminin olduğu yer. Burası da mı camiydi acaba? Böyle küçük küçük bölmeler var. Ama insanlar buralarda yaşamış bence. Otel sanki değil mi? Hani böyle küçük küçük odaları var. Çatıyı çektin mi? Oh, ne oluyor lan? Evet. Zeytincilik de var köyde. Fark ettik. Hayvancılık da yapıyorlar. Sadece mandalina değil. Burada yaşayanlar bu tür işleri yapıyorlar köydeki insanlar. Ne kadar güzel değil mi? Ben de böyle yiğit yiğit gidiyorum ya. Bir köpek çıkıyormuş. Evet, gözlük takmayınca olmuyor. Yapacak bir şey yok. Gözlük gözümüzde. İzmir Seferihisar yolundan tam 2 kilometre içeri girdiğinizde Düzce köyüne ulaşıyorsunuz. Kokuyor, köy kokuyor burası. Harika. Sessiz. Çok büyük bir yer değil, küçük bir yer. Zaten o yüzden 3 tane köyü birleştirip bir video yapacağız. Ama hani buraya da gelmedik, burayı da görmedik demeyelim. Hiç görmediğiniz bir şey gördük. Mesela burada tarihi bir yapı vardı. Bütün köyleri sizlere de göstermek istiyoruz. İrili ufaklı hepsini çekeceğiz. Sonra buradan daha başka yerlere gideceğiz. Yukarıdan başlayacağız. Assos, Behramkale tarafından. Kıyılardan ineceğiz. Bütün köyleri çekeceğiz. Antalya, Muğla, Antalya, Mersin, Mut. Her yeri çekeceğiz. Bütün köyleri. Bunun için şimdiden kanalımıza lütfen abone olun. Abone sayısına tabii ki ihtiyacımız var. Abone olmanızı istiyoruz. Videolarımızı da beğenmeyi lütfen unutmayın. Beğeniyorsanız, beğenmiyorsanız yapacak bir şey yok. Yorum yazabilirsiniz altına beğenmiyorsanız. Düzce köyünde size gösterebileceğimiz şeyler bu kadar. Bir de arka tarafı var. Bir de oraya bakalım. Ondan sonra diğer köye geçelim. Yine köy meydanındayız. İlkokul orası. Burada arkada da bir tane tarihi yapı var ama bu da yıkılmış. Neden maviye boyuyorlar biliyor musunuz?
Bunlar kapı kenarlarının, pencere kenarlarını da maviye boyarlar. Çünkü akrep, çıyan, yılan bu maviden geçemezmiş karşıya. Görmüyormuş onu. Evet, gerçek bir bilgi bu. Karşıya geçemiyormuş mavi olunca. Bak, ev taş görüyor musun? Camdaki derinliğe bak, daha önce söylemiştim. Camdaki derinlikten anlıyorsun. Bak, şu derinlik 60 santim. Bir taş ev olduğunu gösteriyor. Buranın. Oh, avlu da var. İki tane evin avlusu burası. Her evde avlu var. Çok da ağaçları var her evin. Tabi burada insanlar dikiyorlar ağaç. Çok güzel bir taş yapı var burada. Bayağı da eski duruyor ama çok diri. Şunları yaptıramazsınız demircilere artık. Ve bulamıyorsunuz bunları. Götürüyorlar bazen, söküp götürenler var. Sonra bulamıyorsunuz. Şu nasıl? Bu da harika. Bunda yaşayan yok ama. Böyle bir yapıyla karşılaştık. Yukarıdan gördük, şaşırdık. Aşağısı gözükebilir mi acaba? Burayı telle kapatmışlar kimse düşmesin diye. İçinde su var buranın. Burası hamam olabilir. Tarihi bir hamam olabilir. Ama içeri gireceğiz. Ben girerim. Bak, incir çıkmış. Girsene buraya, gör bak. Göster, harika bir şeye benziyor. Bu ne ya? Şuraya baksana. Işık alsın diye oraya delik bırakmışlar orada. Aşağısı da suydu yalnız, gördün değil mi? İlk çektiğimiz yer suydu altı. Evet. Bekliyor muydunuz böyle bir görüntü? Biz de beklemiyorduk. Düzce köyünde karşımıza burası çıktı. Burayı koruma altına almaları gerekiyor bence. Köylüler mandalina hasadı yapıyorlar. Burada. Şu araziyi de göstermek istedik size. Buraya adam dik adam çıkar. O kadar güzel gözüküyor. Çok bereketli toprakları belli. Evet, çok güzel narenciye bahçeleri var burada. Arkada incirler var, ceviz var, zeytinler var. Umarım görebiliyorsunuz onları. Düzce köyümüzde bu kadar. Çok güzel yerler gösterdik burada sizlere. Şimdi diğer köye geçiyoruz. Evet, şimdi Seferistan'ın Turgut Köyü'ne geldik. Düzce Köyü'nden çıkıp komşu köy Turgut Köyü'ne geldik. Buradaki de güzel yapıları yakalamaya çalışacağız. Size göstermeye çalışacağız. Tarlaları göstereceğiz. Bakalım nasıl yapılar var içeride. Nasıl bir köy? Hep beraber göreceğiz. Hadi. Turgut Köyü'ndeyiz. Köy meydanı burası. Burada bolca mor renkleri görüyoruz. Bunun sebebi burada lavanta bahçeleri var. O yüzden köylüler burada lavanta ekmişler. O yüzden mor renkleri çok kullanmışlar etrafta. Burası muhtarlık ve kütüphane. Köy çok küçük ama şirin bir köy. Şöyle sokak aralarına girelim, bakalım neler var burada.
İsim ne sizin? Mustafa Güçtekin. Gültekin. Güçtekin. Güçtekin. Mustafa amca burada çiftçilik yapıyor. Ne ekiyorsunuz? Ya bundan sonra ne ekeceğiz? 84 yaşındayım. Maşallah 84 gözükmüyorsunuz yalnız. Çok iyiymiş. 5-6 tane. Bir tane koyun alakodum. 2 senedir onlarla oyalanıyorum işte. Nerede yeriniz? Yerim şu ev benim. Sarıoğlan mı? He. Çok iyiymiş. Orası benim, oradan gelirim. Hı hı. Burada benim, oraya şeye kadar. Ekip biçmiyorsunuz değil mi? Tarlada. Yok, biçemiyoruz. Evet. Yapamıyoruz yani. Bir şey. Bundan sonra ne yapacağız? Değil mi bu saatten sonra? Ama genç sürüyorsunuz maşallah. 80'ler çok iyiymiş. Mustafa Bey çok teşekkür ederiz sana. İyi günlerin olsun. İyi günler. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Köyde dikkatimizi çeken çok ahırların olması. Hayvancılık çok var bu köyde. Turgut Köyü'nde. Bu tür yapılar var. Etrafta çok fazla. Köy küçük olunca çok materyalimiz yok. Ancak bu kadar şeyler gösterebiliyoruz size. Ve mix yapıyoruz. Düzce, Turgut. Şimdi buradan bir de İhsaniye'ye gidelim istiyoruz. Evet, şimdi İhsaniye Köyü'ne geldik Seferihisar Bağlı. Düzce, Turgut, İhsaniye. Bu köy çok sessiz, sakin bir köy. Çok güzel bir deresi akıyor. Çok güzel yeşillikler içerisinde. Şimdi de göreceksiniz zaten, içerideki yapılar da harika. Gelinmesi gereken bir köy. Hadi bakalım. Girer girmez bizi böyle bir yapı karşılıyor. Bakalım burası neymiş, öğreneceğiz birazdan. Daha önce de gelmiştim ben bu köye, çünkü oradan da biliyorum. Burası cami. Eski bir cami. Böyle 500 metrekare. Bu çınar da içerisinde. Bu parselin. Muhteşem görüntüler çekeceğiz size. Gel bak, derenin aktığı yere inelim. O kadar huzurlu ki köy. Evet. Olmaz ya, olmaz. O kadar sessiz, sakin ki köy. Telefon kimin? Allah'a Çınar ve ceviz ağaçlarının altından akıyor bu dere. Çınarın yaprakları yere düşüyor ve ses geliyor. Duyuyorsunuz yaprağın yere düşüşünü. Temas halindeyken çıktı. Yeterince doğadan güzel görüntüler aldık. Bu arada da iki tane eşek arası vardı. Bir sağda bir solda. Buranın da alerjisi var. Bir taraftan video çekiyoruz ama tırsıyoruz, korkuyoruz bir taraftan da. Köpekler de avlıyor bir taraftan. Yani bakalım. Sokak aralarına girmeye çalışacağız birazcık. Köpeğin ismini öğrendik bu arada, Daisy'ymiş. Siyah olan. Ne yapıyorsun Daisy? Ne yapıyorsun kızım? Ne yapıyorsun? Benim de var bir tane evde. Oliş var, Oli. Ama Oli bizim, Oli seni ısırır. Ne yaptık sana, ne yaptık biz? Ne yaptık sana biz? Ne yaptık sana? Bak bak bak. Bir de havlıyor. Evet, İhsaniye Köy Meydanı.
Sessiz, sakin, harika bir köy. Doğa muhteşem burada. Evet, İzmir Seferihisar İhsaniye Köyü'ndeyiz. Üçlü bir mix yaptık. Turgut Düzce İhsaniye videosu. İhsaniye Köyü'nün meydanının hemen arkası böyle görmüş olduğunuz ormanlık. Kapanışta burada yapmak istedik. Çok güzel görüntüler aldığımıza inanıyorum. Bizim içimize çok sindi, çok beğendik. Sizler de beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenme tuşuna basın ve bildirim zilini lütfen açın. Ayrıca aşağıdaki Instagram adresimden, burada da var, takip etmeyi unutmayınız. Bir sonraki de görüşmek üzere. Hoşçakalın.